Herkese merhaba. Bugün ben sarmaşıklarımı dün yıkamıştım. Bugün de onların yemeğini yapacağım. Ama ben hepsini kullanmayacağım çünkü burada 3 ya da 4 baz sarmaşık olduğunu düşünüyorum. Bunları memleketten kayınvalidem sağ olsun getirmiş bana. Bakın ne kadar taze görüyor musunuz? Şöyle. Yani çok güzel görünüyorlar aslında. Şimdi ben bunun yemeğini yapacağım. Ben bunun kavurmasını yapıyorum. Yumurtalı yapabilirsiniz. Ama ben yani benim tarifim de yumurtasız. Sarmaşıklarımız var. Aşağı yukarı bir bağ kadar falan kullanacağım ben. Sonra taze soğanlarım var. Pırasa var. Ve normal bildiğimiz kuru soğanım var malzemelerimde. Biraz yağ koyacağım. Bir fincan kadar falan yağ koyacağım. Bir çay kaşığı kadar da tuz kullanırım muhtemelen. Ama şunları da göstermeden edemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok güzeller, çok tazeler. Şu an ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. İşimden dolayı buradayım. Burada yok. Yani ben hiç görmedim. Pazarda da, işte marketlerde de görmedim sarmaşı. Ama bunlar bana memleketten geldi. İzmir'den geldi. Bakın ne kadar taze görüyor musunuz? Küçücük, ufacık. İzmir'den geldi. İzmir'den toplandı bunlar. Ve oradan gönderildi. Bakın. Çok güzeller. Bunlarla ilgili bir çekim yapacağım ben sizin için faydasını. Ama şimdi dediğim gibi malzemeler. Bunun hepsini kullanmayacağım. Bir bağ kadar. Yani aşağı yukarı şu kadar bakın. Şu avucumun içine sığıyor görüyorsunuz. Bu kadar bir tutam kadar kullanacağım. İki tane pırasam var. Pırasalar büyüktü. Bir dört tane kadar taze soğanım var. Ve küçük bir tane de kuru soğanım var. Benim malzemelerim bunlar. Şimdi ben bunları doğrayacağım. Soğanları jülyen ya da yarım ay şeklinde diyebilirsiniz. Önce onları kavuracağım. Sonra içine pırasalar atıp kavuracağım. Daha sonra taze soğanları atıp kavuracağım. En sonra da sarmaşıklarımı ince ince doğrayacağım. Normalde bunu hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Elinizle bakın. Şu şekilde çıt çıt diyor. Duyuyor musunuz? Böyle minik parçalar halinde bakın doğrayabilirsiniz ama daha küçük bakın sonuna kadar da doğranıyor zaten böyle sesi de duyun istiyorum. İsterseniz elinizle böyle de parçalayabilirsiniz o kart yerine gelene kadar ama bunun bakın hepsi evet şurada birazcık kartlık var. Ha, o da değilmiş evet aynen böyle bakın sonuncusu. İsterseniz böyle doğrayabilirsiniz. İsterseniz de ben birazdan bıçak kullanarak doğrayacağım. Size de göstereyim nasıl olduğunu. O şekilde yapabilirsiniz. Evet, soğanlarımı ben aynen bu şekilde doğradım. Bunları şimdi tavaya atacağım. Bunlar tavada kavrulurken içine bir fincan kadar zeytinyağı koyacağım. Bunlar tavada kavrulurken sırayla diğer malzemeleri yine doğrayacağım. Doğradığım şekillerini de size göstereceğim. Evet, pırasalarımı da aynen bu şekilde doğradım. Şimdi ben bunda daha çok yaprak kullandım. İki tane pırasa demiştim. İki büyük boy pırasanın yaprağını kullandım. Bir tane de beyaz kısmını kullandım. Bakın şurada. Yani malzeme olarak verecek olursak 2 kase kadar pırasa, 1 kase kadar da sarmaşık otu kullanacağım ben. Taze soğanlarımı da lezzet olarak kattım sadece. Şimdi kavrulan soğanlarıma bunu ekleyeceğim. Evet, soğanları görüyorsunuz. Tam pembeleşmedi ama şöyle yakın yapayım. Pembeleşmeye yakın. Buna şimdi pırasalarımı ekleyeceğim. Evet, pırasalarımı da koydum. Şöyle bir çeviriyorum. Hafif pırasalar öldüğü zaman da soğanları ekleyeceğim. Yine onları da bu şekilde pırasalar gibi doğramış olacağım. Evet, soğanları da bu şekilde doğradım. Şimdi onları da ekleyeceğim diğer kavrulan malzemelerime. Evet, biraz önceki kullandığım malzemelere bu kadar sarmaşık koydum bakın. Bir bağa yakın bir sarmaşık bu. Doğradığımda da dediğim gibi yeşillik onun 2 katı kadar olacak. Çünkü sarmaşığın böyle bir acımsı tadı var. Yani orijinal kendi tadı o. Onu bastırmak için ben içine çok fazla işte soğan, pırasa, yaprağı falan kullanıyorum. O yüzden yani içini çok sarmaşıklarını çok kullanmayacağım. Evet, kavrulan soğan ve pırasamı size şöyle göstereyim. Aynen bu şekildeyken yavaş yavaş
İçine atmaya başlayayım. Sarmaşıklarımın doğranmasını da göstereyim. Bakın sadece kalan kısım şurası oldu. Sert kısım. Bakın kırılmıyor, görüyorsunuz. Sert kısım burası sadece kaldı. Doğranabilen yere kadar ben doğradım. Dediğim gibi elinizle de kırabilirsiniz. Tabii elinizle kırdığınızda birazcık daha iri parçalar olacaktır muhtemelen. Aynen bu şekilde. Şimdi bunları da ekleyeceğim soğanımın içine. Evet, yeşilliğimin içinde kalan sarmaşıklarım sadece bu kadar. Ama dediğim gibi bu sizi aldatmasın. Çok keskin bir tadı var sarmaşığın. Ve bu keskin tadından dolayı daha rahat yemeniz için çok fazla koymanızı ben tavsiye etmem. Yani bir kase sarmaşık kullanıyorsanız mutlaka en az iki kase pırasa yaprağı ya da soğan koyabilirsiniz içine. Evet. Böyle kavrulmasını bekleyeceğim şimdi ben tüm malzemenin. Zaten kavrulması bir 10 dakika yeterli. Çok kısık ateşte bir 10 dakika yeterli. Evet, rengini görüyorsunuz. Bir 10 dakika kadar falan kavurdum ben bunu. Ama dediğim gibi doğramanızla da ilgili. İsterseniz 5 dakika bile yeterli. Çok fazla kavrulmasına gerek yok. Şimdi ben tuzunu ekleyeceğim. 1 çay kaşığı kadar tuz yeterli. Çok koymanıza gerek yok. 1 çay kaşığı kadar. Çok fazla tuz almıyor. Bir de ben içine ekmek ufalayacağım. Bakın şöyle ekmek ufalayacağım. Bir dilim ekmek yeterli diye ben düşünüyorum. Evet, ekmeğin içini ufalayacağım. Böyle minik minik, hani aynen bakın bu şekilde. Bu da dediğim gibi o acılığını alıyor. Bu şekilde ufalayalım. Evet, ben biraz önce gösterdiğim ekmeğin içini ufaladım sadece. Ama siz ekmek ufalamadan önce içine yumurta da kırabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ama benim tercihim genelde yumurtasız şekliyle tüketmeyi seviyorum. Evet, şimdi bunu karıştıracağım. Bir iki dakika daha çevirdikten sonra yemeğim hazır. Evet, ben sarmaşıklarımı pişirdim. Aynen böyle. Afiyet olsun diyorum size.